Sevgili seyirciler, Business Channel Türk TV ekranlarından merhaba. Konuğumuz grafik tasarımcısı Aleyna Kolcuk. Hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben Aleyna Kolcuk, 2003 İstanbul doğumluyum. Şu an Doğuş Üniversitesi'nde burslu olarak görsel iletişim tasarımı öğrencisiyim. Aynı zamanda yaklaşık 4-5 senedir de grafik tasarım sektöründe bir takım çalışmalar yapıyorum ve şu an hem freelancer hem de bir ajansa bağlı olarak grafik tasarımcıyım diyebilirim. Tebrikler, başarılarınızın devamını dileriz. Bu sektöre ilginiz nasıl başladı? Şöyle, küçüklükten başladı. Aslında zaten birçok meslek küçüklükten bazı ipuçlarını veriyor kişiye. Benim de böyleydi. Ben daha çok böyle sanatsal, hep içerisinde tasarımın, çizimin yer aldığı bir şeylere çok meraklıydım. Ve ortaokul dönemlerimde elde çizimle başladım aslında. Elde çizimle kendimi geliştirdim ve daha sonra da meslek seçimimde dedim ki bunu neden dijitale taşımayı düşünmüyorum. Bu şekilde oldu. Şu anda da bunu elde çizimden ziyade böyle daha dijital işler, yaratıcılığımı dijitalde kullanmayı tercih ederek yapıyorum. Çok güzel. Verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. Ben şu an daha çok sosyal medya tasarımları, kurumsal kimlik, logo, afiş, banner, poster gibi tasarımlar yapıyorum. Çok güzel. Peki sizin önde gelen özellikleriniz nelerdir? Şöyle, şimdi bizim sektörümüzde çok önemli bir şey vardır. Pazarlama diye adlandıracağım. Çünkü tasarımın, daha doğrusu bu grafik tasarımın özellikle bir ucu reklam ve pazarlamaya dayanır. Hatta grafikerler reklam ajanslarında da çalışabiliyor. Burada çünkü önemli olan şey var olan tasarımı, elinizdeki veriyi, bilgiyi en etkileyici şekilde sunmaktır. Örneğin bir afiş yapıyorsunuz. Bunun amacı kişiler bu zaten afişten belki haberdar, içerisindeki bilgiden. Bir film afişi mesela. Ama bunu öyle bir sunmanız gerekiyor ki kişiler bunun çok önemli bir film olduğuna ve bu film vizyona girdiğinde buna gitmem gerektiği hissiyatına kapılmalı. O yüzden burada bir grafik tasarımın çok önemli bir alanı gerçekten de pazarlamadır. Böyle elinizdeki veriyi çok etkili şekilde sunmanız gerekiyor karşı tarafa, alıcıya. O yüzden ben bu konuda kendime çok güvenen biriyim hala da. Önceden de böyleydim. Sözel olarak bir şeyi çok doğru şekilde pazarlayabiliyorum. Belki hiç ihtiyacınız yokken onu size günün sonunda ihtiyacınız varmış hissiyatı verebiliyorum. Bunu da bir de görsel unsurlar ekleyip yapınca tabii ekstra etkili bir şey oluyor diyebilirim. Harika. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedefinizden bahseder misiniz? Tabii. Yani grafik tasarım çok geniş bir alan. Aslında bunun dezavantajları da var ama avantajlar açısından bakarsak birçok alanı var. Bu yüzden ben bu alana yoğunlaşmak istemiyorum dediğinizde başka bir alanda seçebiliyorsunuz. Yani sosyal medyaya yönelmezsiniz, web tasarıma yönelirsiniz, arayüze yönelirsiniz, kurumsal kimliğe yönelirsiniz, baskı işlerine yönelebilirsiniz. Çok alanı var. Ben mümkün olduğunca hepsinden biraz yapmaya çalışıyorum. Ama bugün çok önemli bir tabii ki terim var, yapay zeka diye bir artık sektör çıktı. Ben biraz daha ilerleyen zamanlarda böyle yapay zeka ile birlikte, zaten tasarım programlarına da geldi artık. Yapay zeka ile birlikte böyle tasarımı bileşen halinde kullanmayı amaçlıyorum diyebilirim. Yine aynı çalışmalarıma da bu şekilde devam edeceğim. Hedeflerinize ulaşmanızı diliyoruz. Kimler bu mesleği iyi bir şekilde yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Şimdi şöyle, grafik tasarımda çok önemli bir unsur vardır. Bakmak değil, görmek deriz biz. Birçok insan herhangi bir şeye baktığında ona sadece bakar. Bir logoya baktığında, bir afişe baktığında ona sadece bakar. Ama görmek çok önemlidir burada. Görmek nedir? Onun içerisindeki renkler, renklerin yüzdesi, kullanılan font, kullanılan görsel ve bu görselin karşı taraftaki etkisi gibi birçok unsur vardır. O yüzden bu mesleğe başlayacak kişinin en başta kendini bu noktada bir eğitmesi ve hani odaklanması gereken budur. Bakmak değil, görmek. Ben her şeye görerek bakacağım artık. Mantığıyla hayata biraz daha devam etmek. Onun dışında yetenek tabii ki, çizim yeteneği mesela çok tartışılan bir şeydir. Tabii ki olması güzeldir, bir avantajdır ama şart mıdır? Değildir. Bunların hepsi zamanla geliştirilebilen şeyler. Hayal gücü mesela çok önemli bir unsurdur. Gerçekten hayal gücü yüksek insanlar bu sektörde çok iyi işler yapıyor. Ama ben sektöre başlayacağım, işte hayal gücüm çok yüksek değil, başlamasam mı, yapamaz mıyım gibi riskler, böyle hani düşünceler çok da sağlıklı değil. Çünkü hayal gücü geliştirilebilen bir şey. Hem de çok fazla. Ben bile şu an sektöre başladığımın en başındakinden kıyasla şu an çok büyük bir hani ilerleme yol kat ettim diyebilirim. Çünkü ister istemez bir şeyin üzerine yoğunlaşıyorsunuz ve yoğunlaştıkça her şey böyle size daha farklı geliyor. Ya buraya bunu da artık ekleyebilirim, şimdi bu da aklıma geldi aşamasına geliyorsunuz. Daha en başlardayken bunlar biraz daha böyle aklınıza gelmeyen şeyler oluyor. Daha onları görmekte zorlanıyorsunuz diyebilirim. Ama sonrasında bu gelişiyor zamanla. İnsan alışıyor diyebilirim. Ne güzel. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani bu sektör çok güzel bir sektör. Eğer birazcık böyle ben tasarım seviyorum. Ya bir şeyler yaratmak, yani bunun en temel noktası aslında. Ben bir şeyler yaratmak istiyorum ve bu yarattığım şeylerde de kendi hayal gücüm olsun, kendi bir takım tasarım yeteneklerim, gözüm böyle görülsün isteniyorsa aslında çok güzel bir sektör. Birçok insanın da yapabileceği bir sektör bakıldığında. Tavsiye sadece evet ediyorum ki. Ve geleceği olan bir iş. Tabii ki çok geleceği olan bir iş ve alanı çok geniş. Artık hani bu işler diplomaya falan da bakmıyor ki sektörde çok fazla diplomasız çalışan var meslektaşlarımda. Yani kendisini geliştirmiş kabiliyetli insanlar da yapabiliyorlar. Bu da demek oluyor ki illa bir mezun olmam gerekiyor, okumam gerekiyor ki okul hayatından maalesef çok da bir şey aslında öğrenilmiyor. Bunlar tabii, çok teorik kalıyor biraz. Evet, çok pratikte işler bunlar. Hı-hı. O yüzden bazı belli başlı programları kullanmaya başlayarak biraz da o hayal gücüne yoğunlaşarak bu işte çok güzel şeyler yapılabilir. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Programımızın sonuna geldik. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun davetiniz için. Çok mersi. Bugünkü konuğumuz grafik tasarımcısı Aleyna Kolcuk'tu. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.